Arkadaşlar merhaba, bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Ventolin nebul nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Ventolin etkin madde olarak salbutamol içerir. Hızlı etkili bronşları genişletici adı verilen bir ilaç grubunun üyesidir. Ventolin nebuller normal serum fizyolojik içinde salbutamol çözeltisi içeren plastik ampullerdir. Her nebul 2,5 milim çözelti içerir. Nebullerin içinde bulunan sıvı haldeki ventolin, nebulizatör adı verilen cihaz yardımıyla buhar haline getirilir. Ağızdan solunarak akciğerlere çekilen ventolin birkaç dakika içinde hava yollarını genişleterek daha kolay nefes alıp vermenizi sağlar. Astımda semptom giderici olarak kullanılan rahatlatıcı ilaçlardır. Kontrol edici ilaç olarak kullanılmamalıdırlar. Kronik tıkayıcı akciğer hastalığında belirtileri azaltmak için kurtarıcı ilaç olarak kullanılır. Düzenli tedavide tercih edilmez. Ventolin nebulü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise ventolini şu durumlarda kullanmayınız. Eğer salbutamole veya ventolinin diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa ventolin erken doğum tedavisi için uygun değildir. Ventolin preparatları düşük tehditlerini gidermek amacıyla kullanılmamalıdır. Ventolini şu durumlarda dikkatli kullanınız. Astım belirtilerini gidermek için kısa etkili bronş aşıcı ilaç kullanımını arttırdıysanız doktorunuza bildiriniz. Bu durum astım kontrolünüzün kötüleştiğini gösterir. Tiroid beziniz aşırı çalışıyorsa doktorunuza bilgilendiriniz. Ventolin sadece inhalasyon yoluyla kullanılmamalıdır. Ağız yoluyla solunmalıdır. Enjekte edilmemeli ve yutulmamalıdır. Eğer ventolinle evde tedavi görüyorsanız, ilaçtan sağladığınız fayda veya etki süresi azalırsa ilacınızın dozunu veya doz sıklığını arttırmayınız. Doktorunuza danışınız. Ventolin kullanımı sonucu kanınızdaki potasyum seviyesi aşırı miktarda azalabilir. Bu nedenle doktorunuz düzenli olarak kanınızdaki potasyum seviyesini yakından izleyecektir. Astımınızı tedavi etmek için teofilin veya steroid ilaçlar alıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Bazen yüksek kan basıncı veya kalp rahatsızlığı durumunu tedavi etmek için kullanılan idrar söktürücüler alıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Ventolin kullanımı kan şekerinizin seviyesini arttırması gibi metabolik değişikliklere yol açabilir. Şeker hastasıysanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Şiddetli kalp hastalığınız varsa ve ventolin aldıktan sonra göğsünüzde ağrı ve kalp atışınızda düzensizlik hissederseniz ya da kalp hastalığınızın kötüleştiğine dair belirtiler fark ederseniz doktorunuza danışınız. İlacınızı aldıktan sonra hırıltılı solunumda ani artış olursa derhal doktorunuza bildiriniz. Tedavinizde değişiklik yapmak isteyebilir. Burun tıkanıklığını açmak için başka ilaçlar veya astımınızı tedavi etmek için başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Ventolin nebulün olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi ventolinin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yaygın yan etkisi titreme, baş ağrısı, kalp atımının hızlanması. Yaygın olmayan yan etkisi çarpıntı, ağız veya boğaz iritasyonu, kas krampları. Seyrek yan etkisi kanda potasyum düzeyinin normalin altına düşmesi, kol ve bacak damarlarında genişleme. Çok seyrek yan etkisi kalp ritim bozuklukları, ilaca karşı oluşan bronş daralması, kanda laktik asit düzeyi artışı, döküntü, kurdeşen, kaşıntı ve deride kızarıklık ile gözlenen aşırı duyarlılık reaksiyonları, aşırı hareketlilik. Bilinmeyen yan etkisi kalp kasının bir kısmının oksijensiz kalması. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Ventolin nebul nasıl kullanılır? Başlangıç dozu nemli inhalasyon yoluyla 2,5 mg'dır. Doz 5 mg'a kadar çıkarılabilir. Tedavi günde 4 kez tekrarlanabilir. Çok ağır hava yolu tıkanması olan yetişkinlerde hastanede çok sıkı medikal gözetim altında günde 40 mg'a kadar yüksek dozlar uygulanabilir. Ventolin günün herhangi bir saatinde aç ya da tok kullanılabilir. Uygulama yolu ve metodu ise sıvıyı enjekte etmeyiniz veya içmeyiniz. Ventolin nebul sadece nebulizer kullanılarak inhale edilmelidir. Sıvının veya nebulizerden çıkan buharın gözünüze gelmesinden sakınınız. Gözlerinizi korumak için gözlük takabilirsiniz. Doktorunuz, hemşireniz ve eczacınız ilacınızı nasıl kullanacağınızı size göstermelidir. Her bir küçük plastik kap bir miktar sıvı içerir. Sıvı bir nebulizere konulur. Bu bir maske veya ağızlık yardımıyla soluyabileceğiniz ince bir buhar oluşturur. Nebulizerlerinizi iyi havalandırılmakta olan bir odada kullanınız. Çünkü buharın bir kısmı havaya yayılabilir ve diğer insanlar tarafından solunabilir. Nebullerin kullanımı. Nebuller bir folyo paket içindedir. Kullanmaya başlayacağınız zamana kadar folyo paketi açmayınız. Nebul kartını bir elinizde tutarken diğer elinizde de en sondaki nebulü tutunuz. Tuttuğunuz nebulü ileri doğru çevirerek diğer nebullerden ayırınız. Geri kalan nebulleri folyo paketi yerleştiriniz. Folyo paketi kutuya geri koyunuz. Nebul kartından ayırdığınız nebulünüzün tepesinden tutunuz. Gövdesini çevirerek nebulü açınız. Nebulün açık olan ağzını nebulizer kabının içine doğrultup nebulü yavaşça sıkınız. İçindeki sıvının tamamı nebulizer kabına aktarıldığından emin olunuz. Nebulleri çalıştırınız ve uygun şekilde kullanınız.
Nebullerin seyreltilmesi. Doktorunuz tarafından söylenmediği sürece nebul içindeki çözeltiyi seyreltmeyiniz. Eğer doktorunuz çözeltiyi seyreltmenizi söylediyse nebul içindeki sıvıyı nebulizer kabına boşaltınız. Doktorunuzun söylediği miktarda steril normal salini üzerine ekleyiniz. İçeriğin iyice karıştırılmasını sağlamak için nebulizer kabının kapağını kapatarak çalkalayınız. Seyreltme gerektiğinde sadece steril normal salin kullanılmalıdır. Kullanımdan sonra her doz için yeni açılmış bir nebul kullanınız. Sadece kullanmaya hazır olduğunda nebulünüzü açınız. Eğer kullanılmamış sıvı kalırsa bunu atınız. Tekrar kullanmak için saklamayınız. Nebulizer kabındaki kalabilecek herhangi bir çözeltiyi de atınız. Nebulizerlerinizi uygun şekilde temizleyiniz. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı 12 yaş ve üzeri çocuklar yetişkin dozuna göre 4 ile 11 yaş arası çocuklar 2,5 mg ile 5 mg ve günde 4 defaya kadar 4 yaşın altındaki çocuklarda uygulanması için diğer Ventolin formları daha uygun olabilir. 18'den altındaki bebeklerde ise 18'den altındaki bebeklerde nebulize salbutamolün klinik etkinliği belirsizdir. Geçici hipoksemi meydana gelebileceğinden destekleyici oksijen tedavisi düşünülmelidir. Yaşlılarda kullanımı, ileri yaştaki hastalarda kullanımı ile ilgili özel bir uyarı bulunmamaktadır. Ventolin nebulün saklanması. Ventolini çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Ventolini 30 derecenin altındaki oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklayınız. Ventolini kutudaki folyo paketinde saklayınız. Folyoyu açtıktan sonra 3 ay içinde kullanılmalıdır. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.